Dağınık olan kalplerimizin toparlanması için diyelim cemil hatalarımızdan Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah El Azim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قال الله عز وجل في كتابه الكريم أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون الشهداء خمسة el mat'un vel ve mabtun vel ve sahibul hetmi ve şehid fi sabilillah. Sadaka Rasulullah ve nataka Habibullah. Gâle i̇smet Garibullah Büyük Şeyh Efendi kutsesi ruhu ki zira Nakşibendi ehli sohbet şeriatta ederler istikamet ederler sünnete gayet riayet hicetmez bidati bunlar idafet bidatlardan kaçıp hakk'a gidelim cemali ba kemale seyredelim. Bunlar müminleri irşad ederler, mahzun olan dili pürşad ederler, ve İran gönülleri abad ederler, Siva'lardan hemen azad ederler. Bu zatlara uyup hakka gidelim, cemali bakemale seyredelim. Rabb li sadri ve li emri, vahlul okdetem bil lisani, yefkahu kavli, subhaneke la ilme lana illa ma allemtena. Yüce Rabbimize sonsuz şükürler, hamdü senalar olsun. Rabbimiz bizi böyle güzel bir mescidle, mecliste, sizin gibi kıymetli dostlarımızla, ihvanlarımızla bir arada topladığı gibi, ahirette Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin sancağı şerifi altında cümlemizi haşrı cem eylesin. Amin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Bu cemiyetimizde hangi ayeti kerimeler, hadis-i şerifler okunacaksa, güzel bir şekilde anlamayı, idrak etmeyi, tefekkür etmeyi ve en önemlisi duyduklarımız ile amel edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Cemaat-i Müslümin ihvan din. Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Ahzab Suresinin ilk sayfasında ve Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in muhtelif surelerinde buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenuz kuru ni'metallahi aleykum. Bize, bize bir şey hatırlatıyor. Çünkü insan unutur. El insanu murakkabun anil hata ve nisyan denilmiştir. İnsan unutur. Az önce Amener Resulü'yü dinledik. Oradakilerle amel edebilmeyi ve her daim o duaları yapabilmeyi nasip eylesin. Amin. Rabbimiz buyuruyor ki orada innesina ev ahba'na. Şayet unutursak ya da hata yaparsak. Bak insan unutur, insan hata yapar. O yüzden Allahu Teala Habibim Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam hatırlat. Hatırlamak, hatırlatmak müminlere fayda verir diyor Zariyat suresinde. Her daim hatırlamak ve hatırlatmak gerekiyor. Yüce Rabbimiz bir hakikati anlatıyor ve hatırlatıyor. Ya eyyühellezine amenüz kuru nimetallahi aleykum. Ayet-i kerime ey iman edenler diye başladı. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin hitap şekilleri vardır. Kıymetli Müslümanlar. Ya <laughs> eyyühennas der. Bütün insanlar bunun içine girer. Müminler, kafirler bunun içine girer. Ya eyyühellezine amenu der Allah Azze ve Celle. Ey iman edenler der. İmanlarımıza şahittir. Bir tek müminler bununla muhataptır. Ve Allah Azze ve Celle bu ayetlerin sonunda yani ey iman edenler, iman eden kullarım diye başlayan ayetlerin sonunda müfessirlerin beyanına göre tefsir olmadan Kur'an-ı Kerim'i anlayamayız. Et tefsiru ilmun yu'rafu bihi fehmul Kur'an denilmiştir. Tefsir öyle bir ilimdir ki eğer bu olmazsa Kur'an'ı fehmedemezsin. Aynı şekilde hadis-i şeriflerde şerhler vardır hadis-i şeriflerde. Hadisin şerhi olmadan hadis-i şerifi anlayamazsın. Yanlış manalar yüklersin, yanlış bir şekilde amel edersin. Mesela bir hadis-i şerif var. Diyor ki ashab-ı efendilerimiz Resulullah Aleyhissalatu vesselam mesela köpekleri katletmemizi emretti diyor hadis-i şerifte. Şimdi eğer ki nasih ve mensuh bilmezsen Usul hadisi bilmezsen hadise yanlış mana yüklersin, yanlış amel etmeye kalkarsın. Büyüklerin beyanı üzere inne fil hadisi nasihan ve mensuhan kema fil Kur'an. Kur'an-ı Kerim'de nasih ve mensuhun olduğu gibi hadis-i şeriflerde de nasih ve mensuh vardır. Yani anlatmak istediğim şudur. Eğer tefsir bilmiyorsanız, sebebin üzül bilmiyorsanız sadece mealden Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Eğer eline sahih Buhari'nin ve Müslim'in böyle tercümelerini alırsan sadece orada yazanla amel etmeye kalkarsan yanlış amel edersin. Fukaya başvurmak gerekiyor. İmam-ı Azam Rahimullah dinlemek gerekiyor. İmam-ı Şafii Ahmed İbni Hanbel, i̇mam Malik. Bunları dinlemek gerekiyor. Büyüklerin dediği üzere et teslimu lil fukaha selametun fid din. Fukahaya teslim olmak dinde selamettir. Kurtulmak istiyorsan onları takip edeceksin. O yüzden tefsir olmadan anlayamazsın. Müfessirlerimiz diyor ki ayet-i kerime ya eyyühellezine amenu diye başlarsa sonuna bakın. Allah azze ve celle bu ayet-i kerimelerin sonunda Müslümanlara ya bir şey emredecek ya da bir şeyden nehyedecek. Ya bir şey emredecek ya da bir şey yasaklayacak. Maide suresinde sayfa başında bir ayet var. Ya eyyühellezine amenu diye başlıyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysuru vel ensabu vel ezdamu Ey iman edenler dedi. Sonra şarap, kumar, şans oyunları her türlü hepsi. Dikili taşlar, putlar bunlar şeytanın pisliklerinden birer pisliktir. Bunlardan vazgeçin. Ayet ey iman edenler diye başladı. Sonunda nehi geldi. Bunlar yasaklanmıştır. Bunlardan vazgeçin. Başka bir ayeti kerime. Ya eyyüllezine aminu. Daha sonra Allah bir şey emrediyor azze ve celle. Tefsir bizim için önemlidir. Şimdi Ashab suresine tekrar geri dönüyorum ilk sayfaya. Ya eyyühellezine amenuz kuru ni'metallahi aleykum. Ayet-i kerimesine geri döndük. Ya ey iman edenler diye başladı. Ve Rabbimiz bize bir şey emrediyor. Ey iman edenler Allahu Teala'nın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Evet insan unutur demiştik. İnsan unutur. Rabbimiz hatırlatıyor. Ulema hatırlatacak. Hocalar hatırlatacak. Emri bil maruf neyhanil münker yapan büyüklerimiz, hocalarımız halka devamlı hatırlatacak. Çünkü insan unutur. Allahu Teala'nın verdiği nimetleri hep unutursun, nankörlüğe gidersin. Rabbimiz hatırlatıyor. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini bir hatırlayın. Bir hatırlayalım bakalım. Nefes nimeti, kıymetli Müslümanlar. Nimet saymakla bitmez. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Ayet-i kerimeyi hepiniz biliyorsunuz. Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız. O kadar fazla nimet vermiştir. Yorulursun, sayamazsın. Ama insan bazı nimetlerin içinde yüzerken farkına varmaz da nimetleri unutabilir, şükründen de aciz kalabilir. Eğer şu nefesin kıymetini bilmiyorsan, aldığın nefesin ses dalgaları şu anda geliyor kulaklarına duyuyorsun. Güzel bir şekilde kokular alıyorsun. Sağlığın saatin yerinde ya, buraya kadar yürümüşsün. Bunların hepsi nimettir. Nimet şükür ister. İbrahim suresindeki ifadeyle le in şekertum le kum, ve le in kefertum inne azabi Allah'ın verdiği nimetlere şükrederseniz Rabbimiz nimetleri arttıracak. Eğer nankörlük yaparsanız, küfrederseniz azabım çetindir, şiddetlidir diyor, yakalar sizi. Allahu Teala küfredenlerden, inkar edenlerden, nankör olanlardan eylemesin. Her daim hamd edenlerden, şükredenlerden eylesin bizleri. Nimet hatırlatıyor kıymetli Müslümanlar. Farkına varamıyoruz, çok rahat bir şekilde nefes alıyoruz. Ama deprem videolarını izlediniz. Rabbim Celle Celaluhu. Enkaz altında şehit olan bütün kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Şehitlik derecesi onlara ikram eylesin. Amin. Ailelerine sabırlar versin. Amin. Yaralılara acilen şifalar versin. Amin. Orada çalışan değerli kardeşlerimize ilk günden beri yorgun, susuz, aç, uykusuz, elleri patlamış, kanamış o abilerimize, kardeşlerimize, STK'lara, cemaatimiz orada, hocalarımız orada ve kıymetli Mahmut Eren hocamız da deprem bölgesinde. Hepinize çok selamları, hürmetleri var. Kendisi orada olduğu için bu akşam görev bize tevdi edilmiş oldu. İnşallah hakkını veririz kıymetli Müslümanlar. Şimdi Rabbimiz bir şey hatırlatıyor. Ey iman edenler Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırla, hatırlayın. Bakın nefes nimeti kıymetli Müslümanlar. Enkazın altından çıkarılan insanların videolarını izliyorsunuz. Üzerinize 10 kat düştüğünü düşünün. 10 katın altında kaldığınızı düşünün. Enkazın altında kaldığınızı bir düşünün. Karanlıktasınız. Hava yok. Ses yok, su yok, yemek yok ve sıkışmışsınız. Belki bir yerleriniz kırıldı. Üzerinizde betonlar var kıymetli kardeşim. Ve toprak ağzına dolmuş, burnuna dolmuş. Sen nefes alamıyorsun. Şimdi hatırlayabiliyor musun? Anlayabiliyor musun? Rahat rahat aldığımız nefesin ne kadar büyük bir nimet olduğunu. Toprak ağzına dolmuş, bir düşünsene. Burnuna dolmuş ve duvarlarla bu şekildesin. Hareket edemiyorsun. Yemek içmek zaten yok. Acizsin kurtarılmayı bekliyorsun. Şimdi hareket etmenin, oturmanın, kalkmanın, yemek yemenin, bir bardak suyun ne kadar kıymetli olduğunu anlayabiliyor musunuz? Bunu her daim hatırlamak gerekiyor. Hatırlatmak gerekiyor. Bizler Allah'ın aciz kuluyuz. O yüzden her daim Allah'a hamd edeceğiz kıymetli Müslümanlar. Bu nimetleri hatırlayacağız. İmam-ı Rabb'in hasreti kudsesirru. Mektubattan vakit olursa bir bölüm okuyacağım. Vaktimiz olmazsa ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden devam edip bırakacağız. Bir saat kadar gideriz herhalde. Bilmiyorum ne kadar. Kıymetli Müslümanlar. İmam-ı Rabbani hadis mektubat şerifte bir bölümden bahsediyor. Öyle bir giriş yapıyor ki bir mektuba. Bize bir şeyler hatırlatıyor. Çünkü insan unutur demiştik. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fisserrâi ve darrâi ve fil afiyeti vel belâ. Ve fiz zahmeti vel rahmeti. Ve fil ni'meti vel nikmeti. Görüyor musun nasıl sayıyor? Her biri bir saat gider. Yani şu cümle var ya kıymetli Müslümanlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fis serra'i ve darra'i. Burası bir saat gider. Fis ve darra. Serra ne demek? Serra'da hamd ne demek? Darra ne demek? Darra'da hamd ne demek? Nimet ne demek? Nimet'te de hamd nasıl olur? Nikmet ne demek? Orada hamd nasıl olacak? Zahmet ne demek? Orada hamd nasıl olacak? Rahmet ne demek? Orada şükür nasıl olacak? Bir giriş yapıyor, o bir iki saat gider. Biz el kalilu yedullu alel kesir ibaresince amel edeceğiz. El kalilu az yani. Yedüllü alel kesir az çoğa delalet eder. Az anlatırsın o seni çoğa götürür. İmam-ı Rabbana diyor ki vel katratu katra bir damla tum biu anil gadir. Bir damla gölden, büyük bir dereden, okyanustan haber verir diyor. Biz bir damla atalım, arkada ne kadar büyük bir okyanusun olduğunu siz anlayın. Yani gönül dünyanıza tefekkür edin. Çünkü Allah Azze ve Celle biz aciz kullarından tefekkür istiyor. Ali İmran suresinde buyuruyor ki ve yetefekkeruna fi halqis semawati vel ard onlar benim öyle mümin kullarım ki yerlerin ve göklerin yaratılışında tefekkür ederler. Gâşiye suresinde buyuruyor ki e fele yanzuruna ilal ibili keyfe hulikat deveye bakmazlar mı? Deve nasıl yaratıldı? Yani oraya bakıp tefekkür etmeni istiyor. Vel cibale autada Dağlara bakın diyor. Dağlar yeryüzünün çivileridir. Dağlar yeryüzünün kazıklarıdır. Bir dengedir. Oraya bakıp tefekkür istiyor. Denize bakacaksın, tefekkür edeceksin. Ay'a bakacaksın, gökyüzüne bakacaksın, yıldızlara bakacaksın, tefekkür edeceksin. Çünkü Allah Azze ve Celle Lokman Suresinin ilk sayfasında buyuruyor ki خَلَقَ السَّمَاوَاتِ gayri عَمَدٍ خَلَقَ semavat Allah yedi kat semayı yarattı. Bi gayri amedin. Ametsiz bir şekilde direksiz bir şekilde yarattı. Şu içinde bulunduğunuz caminin direkleri vardır, kolonları vardır. İki katlı binanın bile kolonları, direkleri vardır. Olmazsa orada yaşayamazsın, üst katlar atamazsın, temel olmaz. Bak her şeyin bir direğe ihtiyacı var, bir sütuna ihtiyacı var. Ama yedi kat sema var üzerinde, hiçbir direk yok. Halakas semavat bi gayri amedin. Amet yani bi gayri amet, direksiz bir şekilde, sütunsuz bir şekilde yarattı. Allah Azze ve Celle semaya bakıp, güneşe bakıp, aya bakıp şükretmemizi, tefekkür etmemizi istiyor. Senin üstünde neler oluyor? Galaksiler var. Ay var, güneş var, yıldızlar var. Birbirine çarpmadan bir felekte akıp gidiyorlar, yüzüp gidiyorlar. Aşağıda Fevzi Paşa Caddesi'nde ışık olmasa bütün arabalar birbirine girer. Yani orada kargaşa çıkar. Kim ne zaman geçecek, kim ne zaman duracak kavga çıkar. Ama gökyüzünde ışık yok. Güneş var, ay var, milyarlarca yıldız var ve Yasin-i Şerif'in ifadesiyle fi feleki yesbahun bir felekte akıp gidiyorlar, bir felekte yüzüp gidiyorlar. Öyle bir denge var ki hiçbiri birbirine çarpmıyor. Çarpsa yeryüzünde yaşam olmaz. Bak tefekkür, gökyüzünde tefekkür, yeryüzünde tefekkür, dağda tefekkür, denizde tefekkür, deveye bakacaksın tefekkür. Her şeyde tefekkür edeceksin. Hamd edeceksin, şükredeceksin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresi. Ve Fatiha suremiz böyle başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yunus suresinde bir ayeti keremi var. Müminler cennete girdikten sonra ağızlarından çıkan en son dua, onlar diyecek ki müminler, onlar en son enilhamdülillahi Rabbil alemin diyecekler. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ve ahiru davahum, onların dualarının en sonu, yani en son cennete Mevla yerleştirmiş. En sonunda ne diyecekler? Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. Yine hamd edecekler. En başta hamd, en sonda, en sonda yine hamd. Bu ne büyük bir iş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. serra'i ve darrai. Genişlik anında, darlık anında. Allah sana ikram ederken, rahmetiyle muamele ederken, tamam hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ama ve darra, darlık anında. Seni sıktığı zaman, İmtihan ettiği zaman yine hamd edeceksin. Orada kafa kaldırmayacaksın. Baş kaldırmayacaksın. İsyan etmeyeceksin. Kıymetli Müslümanlar. Bir genç evlenmeden önce fıkıh kitaplarımızda nikah bahsi vardır. Talak bahsi vardır. Bir genç üzerimize yani farz olan ilimler vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Talebül ilmi feridatun ala kulli müslimin. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. Üzerimize farz olan ilimler vardır. Allame-i Cihan olmasan da, Arapçayı derin bir şekilde bilmesen, sarf ve naive hakim olmasan da üzerine farz olan ilimler var. Mekaricül hurufu iyi bileceksin. Kur'an-ı Kerim'i yüzüne talimli tecvitle iyi okuyacaksın. Namazda kıraat farzdır. Eli sünnet vel cemaat itikadı. Allah Azze ve Celle'ye olan itikadın nasıl olacak? İmanın nasıl olacak? Eğer bilmezsen tecsim inancına gidersin. Allah'a Azze ve Celle cisim isnat etmeye başlarsın bir takım tekfirci grupların, vahabilerin yaptığı gibi Allah'ın eli var, ayağı var demeye başlarsın. Allah'a bir mekan istat etmeye başlarsın. İtikadını bileceksin bu senin üzerine farzdır. Yoksa yanlış itikatlara saparsın. Meleklere iman nasıl olur? Hala bugün toplumumuzda maalesef meleklerin dişi olduğunu söyleyenler var. Cinsiyet atfedenler var. İtikadını bileceksin. Meleklere iman nedir? Kitaplara iman nedir? Peygamberlere iman nedir? Allah Azze ve Celle'ye iman nasıl olacak? Bir takım farz olan ibadetler vardır, farz olan itikadımız vardır. Bunu bileceksin kıymetli Müslümanlar. Her yerde hocalarımız var, derneklerimiz var, vakıflarımız var, STK'lar var. Her yer ilim medisi elhamdülillah. Allah'ım ziyade eylesin. Her mahalleye bir erkek, bir kız medresesi açabilme hususunda bizlere güç, kuvvet versin. Bizleri muvaffak eylesin. Ve bize bu usulü öğreten Mahmud Efendi asrımıza rahmetiyle muamele eylesin. Derecesini âli eylesin, şefaatine nail eylesin. Üzerimize vefadır. Büyükler her daim hatırlanacak. Yanı başımızdaki İsmet Garibullah Hazretlerimizin sizin üzerinizde çok hakkı var. Efendi Hazretleri'nin Kudüs'e suresinin üzerinizde çok hakkı var. Bizde vefa gerekiyor kıymetli kardeşlerim. İmam-ı Zehebi Rahimullah, büyüklerden bir zat. Onun yazmış olduğu bir kitap var. İmam-ı Azam Efendimizin menkıbelerini yazıyor. i̇mam Ebu Yusuf, i̇mam Muhammed Hazretlerinin kerametlerini, hikmetlerini anlatıyor. Ve ima, o kitabı, İmam-ı Zehebi Rahimullah'ın yazdığı kitabı tahkik eden Muhammed Zaidül Kevser Hazretleri Kahire'de bu toprağın yetiştirmiş olduğu büyüklerden son Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi vardı. Mustafa Sabri Efendi nerede oturuyordu biliyor musunuz kıymetli Müslümanlar? Dört yoldan Fatih Camii'ne doğru gidiyorsun ya orada oturuyordu işte. Gemiyle Mısır'a gitmek zorunda kalıyor. Onun vekili Muhammed Zaidül Kevser Hazretleri. Kafkas asıllı Düzce'de doğma büyüme ve son Şeyhülislam vekili Mustafa Sabri Efendi'nin onun vekilidir. Allame-i Cihan'dır. Onlar Mısır'a gittiği zaman da kıymetli Müslümanlar Mısır'daki ulema orada İngiliz sömürgesi vardı. Hindistan'da İngiliz sömürgesi vardı. Hindistan'ın alt kıtalarında Seyyid Ahmet Han diye birisi çıkmıştı. İngilizlerin güdümündeydi. Onlara hizmet ediyordu. Kur'an-ı Yun tayfasını orada çıkarmıştı. Yani Kur'an bize yeter diyor. Hadise ne gerek var? Mesela ne gerek var? Kafasını Hint bölgesinde yayan adam isminin Seyyid olduğuna bakmayın. Sapığın önde gidenidir. Bakın daha sonra Cemalettin Afganiler, Reşit Rıza, Muhammed Abdullah Elezer'i ele geçirmişler. Elezer Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in kalesi iken şimdi sünnet düşmanı, hadis düşmanı, mezhep düşmanı, tasavvuf düşmanı olmuşlar. Verdikleri fetvalar, yazdıkları makaleler İngilizlerin ağzıyla yazılıyor. Mustafa Sabri Efendi, bu toprağın çocukları Mustafa Sabri Efendi'yi tanımak zorundadır. Onlara çok vefa, vefa borçluyuz. Zahidül Kevser Hazretleri'ni tanımak zorundasın. Onlar Mısır'a hicret ettiği zaman da artık Mısır'ın o alimleri var ya, sapıtmış olan alimleri bu iki büyük isim karşısında ceket iliklemek zorunda kalmıştır. Ceket iliklemek. Ve bu iki büyük alim ilmen onlara öyle reddiyeler yapmıştır ki artık korkudan makale ve kitap yazamaz hale geldiler. İngilizlere çalışan Elezer'deki o hocalar. İkisinin de kabri şerif oradadır. Bunlar bizim için iki büyük isimdir. Kitabı tahkik eden, tekrar dönüyorum. İmam Zehebi Rahimullah, İmam Azam Efendimiz'e anlatan, menkıbelerini anlatan bir kitap yazıyor. İmam Ebu Yusuf' anlatıyor, İmam Muhammed anlatıyor Rahimullah. Allah hepsinden razı olsun. Kitabı tahkik eden dev isim Muhammed Zahidül Kevseri Hazretleri. O kadar önemli bir eser ki, Türkçesi çıktı ama Arapçadan okumanızı tavsiye ederim. Hocam ben Arapça bilmiyorum, öğreneceksin, Nasarayensu'nu başlayacaksın. Bir yerde düğün sohbeti yapıyordum. Mahmud Efendi hastalığımızın Kudsesi Ruşlu sözünü naklettim. Hanım evde bağırmaya başlayınca cübbenin tek kolunu dışarıda giyin. Sonra cemaate dedim ki cemaat diyeceksiniz ki hocam benim cübbem yok. İsmaila çok yakın abi Fatih çok yakın her yerde terziler var gidin diktirin dedim ben de. İyi demiş miyim? Zahidül Kevser Hazretleri bunu bileceksin. O kitabında bir söz naklediyor. Yecibu ala ehlil İslami. Ehli İslam'ın yani bütün Müslümanların üzerine vaciptir en yed'ullaha azze ve celle li hanifete fi salatihim. Hiç duydunuz mu bilmiyorum ama bakın şimdi belki ilk defa duyarsınız. Bunu kim diyor? İmam-ı Kitabı tahkik eden kim? Muhammed Zaydül Kevseri. Bunlar büyük isimler. Kitap çok önemli bir kitap. Orada o kitabın 32. sayfasında, Arapçasının 32. sayfasında İmam-ı diyor ki bütün Müslümanların üzerine şu vaciptir diyor. Dikkatli dinleyin. Bütün Müslümanların üzerine şu vaciptir diyor. Her namazdan sonra onlara fıkı öğreten, peygamberin öğretmiş olduğu fıkı yoğuran, Müslümanlara hazırlayıp onların önüne koyan, yaş bakımından ileride, ilim bakımından ileride, bundan dolayı İmam-ı Azam denilen, büyük imam denilen, İmam-ı Azam Rahimullah namazlarından sonra dua etmeleri gereklidir, vaciptir. Siz en son ne zaman dua ettiniz İmam-ı Azam Efendimiz'e? Fıkıhı sana öğreten, o güzellikleri sana getiren İmam-ı Azam Rahimullah en son ne zaman dua kıymetli Müslümanlar? İmam-ı Eş'ari vardır, i̇mam Maturidi vardır. Biz itikaden Maturidi'nin peşinde gideriz i̇mam Maturidi. Bir ameldeki imamımız İmam-ı Azam Rahimullah. Hanefi mezhebindeniz. İtikattaki imamımız İmam Maturidi. Asıl ismi nedir dediğim zaman Hepinizin İmam Maturidi Hazretleri hakkında 5-10 dakika konuşmanız gerekiyor. Sana sahih itikadı, el sünnet vel cemaat itikadını tertemiz bir şekilde ulaştıran Ebu Mansur Muhammed bin Muhammed el Maturidi es Semerkandi. Onu bilmezsen, ona teşekkür etmezsen, namazlarından sonra onu hayırla yad etmezsen vefasızız. Vefa sadece Fatih'te bozasıyla meşhur olan bir semt değildir. Vefası olanın vedası olmaz. Sizin ve bizim hepimizin. İmam-ı Azam Rehumullah'a karşı vefa borcumuz var. Fıkı bize tertemiz bir şekilde ulaştırdı. Bizim İmam-ı Buhari Hazretlerine vefamız var. Hadis-i şerifleri tertemiz bir şekilde bize ulaştırdı. Bizim Şah-ı Nakşibend Kudsesi Muhammed Bağattin Hazretlerine vefa borcumuz var. Bu güzellikleri, bu maneviyatı, bu zikri kalbimize işlemeye çalıştığımız, onun için mücadele ettiğimiz, nakşetmeye çalıştığımız bu güzellikleri bize ulaştıran Muhammed Bahauddin Şah Nakşibend Kudsesi ruhu. Vefa borcumuz var. İtikadı tertemiz ulaştıran Ebu Mansur Muhammed bin Muhammed El Maturidi, Es Samarkandi. Vefa borcumuz var. Ve bunların bütün güzelliklerini bize aktaran sarf nedir, nahim nedir, tefsir nedir, hadis nedir, kelam nedir bilinmeyen bir ülkede bu ilimleri sevdiren, bu ilimlere hayran bırakan Mahmud Efendi Hazretleri'ne karşı bir vefa borcumuz vardır. Yanı başımızda yatan İsmet Karabullah Hazretleri'ne karşı büyük şeyh efendi. Seyit olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan olan o mübarek zate karşı vefa borcumuz vardır. Hocalarımıza karşı vefa borcumuz vardır. Bizden önce gelmiş, çile çekmiş, araba yok, imkan yok, para yok. Arapça kitaplar bile basılması yasak. Bir Arapça kitap bile bulunmuyor. Gizli kapalı yerlerde hatmaca yapılıyor. Gizli kapalı yerlerde Nasar suru deniliyor. Duvarlara battaniye çakılmış camlara. Tahta çakılmış dışarıya ses gitmesin diye. Asıl mücadele eden, zorluk çeken, meşakkat çeken imkansızlıklara rağmen her şeyi göze alarak hiçbir çarşaflı yani çarşafı şeriflerinin olmadığı bir dönemde Hiçbir sakallının sarıklığın olma dönemde sayıları çok az olan sarıklı abilerimiz, ihvanlarımız, hocalarımız, çarşafı şerifini muha muhafaza eden annelerimiz, bacılarımız onlar darlık anında bize ulaştırdılar bu nimeti. Şimdi nimetlere baksana. Onlara karşı bir vefa borcumuz var. Müslüman vefalıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Müslümanın yapmış olduğu vefasızlıklar var ya ne kadar vefasızlık yaptıysa ahiret gününde mahşer gününde sancak dikilecek diyor. İnsanlar onun ne kadar vefasız olduğunu anlayacaklar. Sancak, sancaklar dikilecek. Vefasızlığını anlatan sancaklar dikilecek allah Teala böyle hallere düşmekten bizleri koruyup muhafaza eylesin. Bak İmam-ı Zehebi ne diyor? Her namazdan sonra i̇mam Azam'a dua etmek Müslümanların üzerine ehli İslam'a vaciptir diyor kıymetli Müslümanlar. O yüzden Elhamdülillahi Rabbil Alemin Fisserrai ve Darrai Genişlik anında namazlarımızı rahat bir şekilde kılarken zekatımızı rahat bir şekilde verirken hacca umreye rahat bir şekilde giderken sohbetleri rahat bir şekilde dinlerken Allah'a olsun. Ama bir musibet geldiği zaman ve darra darlık anında Mevla sıktığı zaman bir takım şeylerle imtihan ettiği zaman Allah'a baş kaldırmak yok, isyan etmek yok. Yine Allah'a hamdolsun. Burada bir parantez açıyorum. En son şunu demiştim. Bir genç kardeşimiz evlenmeden önce nikah bahsini bilmesi gerekiyor. Talak bahsini bilmesi gerekiyor. Evliliği düzgün bir şekilde ilerlesin. En ufak kavgada tartışmada ağzından bir takım lafızlar çıkmasın. Kuyumculuk yapacak bir kardeşimizin, gümüş alıp satacak bir kardeşimizin fıkıhta onun ile alakalı olan bahisleri okuması lazım. Yoksa yapmış olduğu ticarette yanlışa düşer, faize düşer. Marketten alışveriş yaparken orada bir fıkıh vardır. Fıkıh kitaplarımızda kitabul buyu alışveriş bahsi vardır. Hayatın her alanında fıkıh vardır kıymetli Müslümanlar. Yoksa almış olduğun abdesti bile yanlış alırsın. Fıkı bilmezsen. Gereklerini, şartlarını, farzlarını, vacibini, sünnetini vesaire bir ibadetin bu şekillerini bilmezsen yaptığın ibadeti yanlış yaparsın. Hayatın merkezine fıkı koyacaksın. Hayatın merkezine ilmi koyacaksın. O yüzden bakın bir insanın başına musibet gelmeden sel, yangın, deprem, tsunami, fırtına, hortum adına ne diyorsanız ceviz büyüklüğünde dolular hepsini gördük. Hepsini yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Allahu Teala ufak sıyrıklarla atlatmayı nasip eylesin. Musibet gelir, gelecek, gelmeye devam edecek. İmtihan dünyasında yaşıyoruz kıymetli Müslümanlar. O yüzden bir insanın başına musibet geldiği zaman, yangınla karşılaştığı zaman, selle, depremle karşılaştığı zaman da bakın kıymetli Müslümanlar, önemli bir noktaya temas ediyorum. O an insanın ağzından isyan lafızları çıkabilir. Küfür lafızları çıkabilir. Bir cenazeye gitmiştik. Orada birisi şöyle bağırıyor. Bu kadar insanın içinde beni mi buldun diyor. Maşa sümme maşa. Allah bir musibet vermiş. Babasını almış. Babası vefat etmiş. Daha cenaze defnedilmeden bu kadar insanın içinde beni mi buldun diye üstünü başını yırtıyor. Allah azze ve celle kafa tutuyor. Bir genç evlenmeden önce nikah bahsini nasıl bilmesi gerekiyorsa. Bir kuyumcu, kuyumcu dükkanını açmadan önce sarf nasıl bilmesi gerekiyorsa, alışveriş yapacak olan bir insanın kitab-ı buyu nasıl bilmesi gerekiyorsa, musibetler gelmeden önce, bir Müslümanın musibetlerden önce Kur'an-ı Kerim'deki sabır ayetleriyle yoğrulması lazım. Kur'an-ı Kerim'deki tefekkür ayetleriyle yoğrulması lazım. Kur'an-ı Kerim'deki teslimiyet ayetleriyle ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisleriyle yoğrulması lazım. Bunun için caminin yolunu bilmesi lazım. İlim meclislerinin, tekkenin, medresenin, sohbet meclisinin yolunu bilmesi gerekir. Bunlarla yoğrulduğu zaman, inna daha ma Allah sabredenlerle birliktedir ayetini iyice içine sindirdiği zaman, ve beşşiris sabirin, sabredenleri müjdele ayeti kerimesini gönlünde iyice yoğurduğu zaman da, ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu, Zümer suresindeki ayetin ifadesiyle, ve enibu ila rabbikum, Rabbinize dönün ve eslimu lehu ona teslim olun. Teslim ayetini kalbinde yoğurduğu zaman ya eyyellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha ey iman edenler nasuh bir tövbe ile Allah tövbe edin ayetiyle yoğurulduğu zaman ve tubu ile ya eyyellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha Nur suresindeki ifade ise ve tubu ilallahi cemian eyyuhel mu'minune leallekum tuflihun ve tubu ilallahi cemian Allah Azze ve Celle'ye topluca tövbe edin. Ey müminler belki o zaman kurtulursunuz, felahı bulursunuz. Tövbe ayetleriyle, teslimiyet ayetleriyle, yangından önce, depremden önce, selden önce, hortumdan, fırtınadan, doludan önce yoğrulursa, başına bir musibet geldiği zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciunu tam teslimiyetli bir şekilde söyler. Bunlarla yoğrulmayan bir insanın ağzından isyan lafızları çıkabilir. Ağzından Allah'a kafa tutma lafızları çıkabilir haşa. Allah böyle bir hale düşmekten koruyup muhafaza eylesin. Ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyor musunuz kıymetli Müslümanlar? O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 17 aylık oğlu İbrahim'in Mariye annemizden doğma. Asap suresinin ilk ilk ayetinde ilk sayfasında ayetin bir bölümü var. Ve ezvacuhu ummahatuhum. Peygamberin pak zevceleri müminlerin annesidir. O yüzden Hatice annemiz deriz. Kim anne dedirtiyor? Allahu Teala da tutuyor Ashab suresinin ilk sayfasında. Ve ezvacuhu onun ezvaçları, zevceleri ummehatum, müminlerin anneleridir. Bizim annelerimiz. O yüzden Hatice annemiz deriz, Ayşe annemiz deriz, Mari annemiz deriz. Mari annemizden doğma ve Cennetül Baki'de yatan Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın 17 aylıkken elleriyle toprağa gömmüş olduğu oğlu İbrahim. Onun ölüm vefat haberi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verildiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ağlamaya başlıyor kıymetli Müslümanlar. Hadisin navisi Abdurrahman bin Avf. Cennetle müjdelenmiş sahabelerden biri olan ve hemen Efendimiz'in oğlu İbrahim'in Aleyhisselam'ın yanında yatan orada onun çevresinde yatan Abdurrahman bin Avf Efendimiz'i ağlarken görünce buyurdular ki Ente ya Resulallah. Sen de mi ya Resulallah? Sen de mi? Yani sen de mi ağlarsın? Efendimiz buyurdular ki İnneha rahmetun Bu ağlayış rahmettir. Bu ağlayış merhamettendir. Rahmettendir. Biz aciziz. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İnnel ayne tedma'u Vel kalbe yahzenu İnnel ayne Muhakkak ki göz tedma'u Yaş boşaltır. Bu göz ağlar. Vel kalbe yahzenu Kalp mahzun olur. Hüzünlerir. La nakulu. Ama biz demeyiz. İlla ma yarda Rabbuna. Ancak biz Rabbimizin razı olduğu şeyi söyleriz. İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Allah'a dönücüleriz. Biz böyle söyleriz. En sonunda diyor ki: Ey İbrahim! İnna bi firakika ya İbrahim le mahzunun. Ey İbrahim! Sen aramızdan ayrıldın, gittin. Aramızdan çektin gittin. Biz mahzunuz, üzgünüz. Ağlasak da, ağlasak da bu ağızdan Allah Azze ve Celle'ye isyan cümleleri çıkmaz. Çıkmaması için onun öncesinde teslimiyet, sabır, tövbe ayetleriyle bir Müslümanın yorulması gerekiyor kıymetli Müslümanlar. Ki isyan etmesin. Allah korusun. Ön tarafa doğru gelebilir miyiz? Allah hepinizden razı olsun. Buyurun. Bir ayet-i kerime var. Ya <laughs> eyyüellezine amenu izâ qîle lekum tefessahu fil mecalis. Ey iman edenler. Bak ey iman edenler diye başladı. Size meclislerde Müslüman kardeşlerinize genişlik verin. Yer açın delil zaman onlara yer açın ki Allah da size genişlik versin. Evet. Ve izâ kıyla Size kalkın denildiği zaman kalkın ki Allah da yücelsin diyor ayet-i kerimede. Bak bayağı boşmuş cami gördünüz mü? Yaklaşabildiğiniz kadar yaklaşın kıymetli Müslümanlar. Allah hepinizden razı olsun. Yessirû ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Kolaylaştırın, zorla zorlaştırmayın. Müslüman kardeşlerimiz soğukta kalmasınlar. Tamam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ağlamıştır. İnsan yakınını kaybettiği zaman ağlar, aciziz. Anneni kaybedebilirsin, babanı, evladını, sevdiklerini, bunların haberlerini alabilirsin. Ama sabır var ya kıymetli Müslümanlar, ilk andadır bunu unutmayın. İlk anda isyan edip, Efendimizin hadis-i şeriflerde yasakladığı üstü başı parçalama, yanağını dövme, hadislerde bunlar nehyedilmiştir. Bu ilk anda olup da daha sonra sabretmeye başlarsan pek kıymeti olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki inna sabra inda sadmetil ula sabır belanın ilk isabet ettiği andadır diyor. Dikkat edin bela ilk geldi ya o zaman da bakalım sabredecek misin etmeyecek misin? Ama o zamandaki sabır için az önceki anlattığım şeyler gerekiyor. İnne sabra inda sadmetil ula sabır belanın ilk vurduğu andadır. İlk geldiği zaman Bakalım o zaman teslimiyetimiz ne kadar? Sabrımız ne kadar? O zaman ortaya çıkacak kıymetli Müslümanlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fisserrâi ve darra'i. Genişlik anında, darlık anında Allah Azze ve Celle'ye hamd olsun. Verirken de, sıkarken de hamd olsun. Daha ve fil afiyeti vel bela. Afiyetteyken, sağlığımız saatimiz yerindeyken insan bunu da unutuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyor ki Ni'metani magbunun fihima kesirun minen nas. Es sehhatu vel İki nimet vardır ki insanların birçoğu bu iki nimette sınıfta kalmıştır. iki nimette aldanmıştır diyor. Neden aldanmıştır? Allah'ın verdiği sağlık, sıhhat bunu farklı yerlerde. Akşama kadar belki kahvede bekleyerek, dumanın içinde zikretmeyerek, namaz kılmayarak yani sağlığını, saatini farklı yerlerde kullanarak. Vel boş vakit. Allah zaman vermiş. Allah vakit vermiş. Ve Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bir takım şeylere yemin eder. Yemin ettiği şeylerden biri vel asr. Allah asla yemin ediyor kıymetli Müslümanlar. Allah bir zamandan bahsediyor. Kâle kem fil ardi adedesinin. Allah Azze ve Celle adedesinin diyor ayet-i kerimede. Mü'minin suresinin son sayfasında. Onlara yeryüzünde ne kadar kaldınız diye sorulduğu zamanda. Kâle lebistâ yevmen ev yevm. Bir gün ya da bir günün bazısı kaldık diyecekler. Hep zamanlar var Kur'an-ı Kerim'de. Allahu Teala kıyamete kadar diyor kıymetli Müslümanlar. Akşam ve sabah namazlarından sonra dinlediğimiz "Huvallahu lezi la ilaha Illahu. onun hemen üstünde "Ya eyellezîne diye başlayan bir ayet var. Orada Allahu Teala "lîgâd" diyor kıymetli Müslümanlar. Lîgâd. Gadan yarın demek. Lîgâd. Gadan yarın demek. El-yevm bugün demek. Gadan yarın demek. Allahu Teala diyor ki her nefis yarın için ne hazırladığına bir baksın. Yarın diyor kıymetli Müslümanlar. Yarın ne biliyor musunuz? Yarın kıyamet demek. Yarın mahşer meydanı demek. Yarın dedi kıymetli Müslümanlar. Allah ömür verirse evimize gideceğiz. Canımızı almazsa az bir şekilde uyuyup kalkanlar teheccüd namazına, kalkamayanlar sabah namazına kalkmış olacağız Allah'ın izniyle. Erkenden yol alacağız. Mü mü müminler erken yol alır. Erken yol alan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifin işine girer. Allahümme bârik li ummeti fi bukuriha. Hadis kitaplarımızda karşımıza çıkan bir hadis-i şerif. Efendimiz diyor ki, Ya Rabbi ümmetimden erkencilere, erken kalkanlara onların ömrüne bereket ver diyor. Bak, men salla subha fe huve fî zimmetillâh. Sahih Buhari'nin ifadesiyle. Men salla subha. Her kim sabah namazını kılarsa. Fe huve fî O Allah Azze ve Celle'nin zimmetindedir, korumasındadır. Erken kalkanlar Allah'ın zimmetindedir, korumasındadır. Erken yola çıkanlar, abdesi bir şekilde dükkanını açanlar, Allahümme li ümmeti fi bukurya. Ya Rabbi ümmetimden erken kalkanlara, erken yola çıkanlara, erken dükkanını açanlara, bahçesine, bağına bahçesine, erken gidenlere, güneş doğmadan hareket edenlere, bereket ver diyor, bu duanın içine girmiş olursun. Kıymetli Müslümanlar. Allah canımızı almazsa ne yapacağız? Sabahı göreceğiz değil mi? Yarın olmuş olacak kıymetli abilerim. Yarın oldu. Ne kadar kısa değil mi? Ya 6-7 saat geçti. Ve yarın oldu. İfadeye bakın. Ligat. Herkes yarın için. Gaden yani. Ligat. Yarın için hazırladığına baksın. Yani yarın kadar yakın. Kulli <laughs> etin Her gelecek yakındır. Kıyamet de gelecek. O zaman çok yakın. Kıymetli abilerim. ve <laughs> Genişlik anında, darlık anında Allah-u Teala hamdü senalar olsun. Ve fil afiyeti vel bela. Allah sana afiyet verdi. Sağlık, sıhhat verdi. Ve imtihan etti, hastalık verdi, bela verdi. Sağlıklı, sıhhatlıyken Allah'a hamd olsun, şükürler olsun. Belaya düştüğün zaman isyan mı? Hayır. El Esma'ül Hüsna'yı okuruz kıymetli Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: İnne lillahi 99 ismen. Men ahsaha cenne. Allah azze ve celle'nin 99 ismi şerifi vardır. Kim bunları sayarsa onun gereği gibi amel ederse cennete girer diyor. Allah azze ve celle İsa suresinde buyuruyor ki: "Velillahi'l esmaul husna fed'uhu biha." En güzel isimler Allah'ındır. O isimlerle Allah'a dua edin. Errahman, <laughs> rahim El Melik, El Kuddus, Es salam El Mümin, El Müheymin. Medreselerimizde de sabah akşam hep böyle okuturuz talebe kardeşlerimize. Orada Es-Semi' deriz. El-Basir deriz. El-Rakib deriz. 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 Rızık sıkıntısına düşen bir kardeşimiz. Ya Razak, Urzukna. Fe ente razıkin der. Böyle dua ederiz namazlardan sonra. Ya Rabbi rızkı veren sensin. Rızkın sahibi sensin. Beni rızıklandır. er razak ismiyle biz Allah'a dua ederiz. Yanlış yapmışındır. Günah işlemişindir. Ettevvab. İnnehu kâne tevvâbâ. Allah-u Teala tevvabdır. Adam isyan eder, yanlış yapar, ağlar. Sen tevabsın ya Rabbi, günahları bağışlayansın ya Rabbi. Tövbeleri kabul edensin. Başlar alamaya doğru muyuz? Rahmansın, Rahimsin ya Rabbi. El esmaül hüsna ile dua yaparız. El esmaül hüsna'yı zikredip ağlarız. Daha sonra dara düşmüşündür, kapılar yüzüne kapanmıştır. Kullar tarafına bakmıyor. Seccadeyi sarmışındır. Ya <laughs> Fettah. İftah lana. hayrul fatihin. Ey Fettah olan Allah'ım. Bütün kapılı kapıları açacak olan Allah'ım. Kullar kapatsa da sen açarsın Allah'ım. Seccadenin üzerinde El Fettah ismiyle ağlayarak dua edersin kıymetli Müslüman kardeş. Ve bu isimlerden biri es El basir Yani dara düştüğün an sıkıntıda, borçlasın, işsizsin, evsizsin, açsızsın. Ya Rabbi sen semisin, Ya Rabbi sen basirsin görücüsün, işiticisin diye ağlayarak Müslümanlar, insanlar dua ederler. Ama nimetin içinde yüzerken Allah'ın zikrini unuttuğu zaman, isyan ettiği zaman, yanlış yaptığı zaman hiç şunu düşünmüyor mu? Allah o zaman da es el basir değil mi kıymetli Müslümanlar? Darlık anında dara düştüğün zaman Allah semi, Allah basir. Ama rahatlık anında isyan ederken, yanlış yaparken, şımarırken o zaman Allah er-rakip değil mi? Gözetleyen değil mi? İşiten değil mi? Kıymetli Müslümanlar. İnsan bunları unutuyor. Darlıkta hep böyle seminsin, basitsin ya Rabbi. Ama normalde nasıl olacak? O yüzden onun şuurunu bile bile El Esma'l Hüsna'yı sayacaksın. Bu isimlerden biri. Müslümanların apartmanların girişine yazdığı ki artık onu da çok nadir görmeye başladık. Araplar şöyle der. En nadiru kel ma'dum. En nadiru nadir olan yani çok az olan çok az bulunan kel ma'dum yok gibi yok hükmündedir. Artık az görmeye başladık. Malikul mülk. Binaların girişine mülkün sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. El Esma'ül el Esma Hüsna'dan biri olan Malikul mülki yazel celali ve ikram. Mülkün sahibi olan, ikram sahibi olan Allah Azze ve Celle. Binaların girişine yazmak İslam alametidir. Bu İslam şiarıdır. El Esma'ül Hüsna'dan biridir. Bu çok güzel bir şeydir. Ama artık yazılmamaya başladı kıymetli Müslümanlar. Önceden bazı şeylere dikkat edilirdi. İslamiyet sadece camide yaşanmayacak. İslamiyeti sadece hocalar da yaşamayacak, hafızlar da yaşamayacak. Herkes 7'den 70'e, Elif'ten Y'ye, A'dan Z'ye herkes İslamiyeti yaşamak zorundadır. İslamiyet sadece hocalara inmedi diyor Efendi Hazretleri Kudüs'e Sadece hafızlara inmedi İslamiyet. Kelime-i şehadet getiren, Müslüman olan, teslim olan herkes İslam'dan, Allah'ın hükümlerinden, sorumludur kıymetli müslümanlar. Müteahhit de Allah'ın emrini gözetecek, Allah'tan korkacak bir bina yaparken, bir yapı yaparken demirden çalmayacak. Kumdan çalmayacak. Denizden alıp da kumları deniz kabuklarıyla birlikte yapmayacak inşaatı. Aldığı paranın hakkını verecek. İnsanlara depreme dayanıklı deyip de kandırıp da yalan beyan üzere ürünü satmayacak. Üründeki hatayı, üründeki yanlışı, üründeki noksanlığı, nakıslığı söylemeden mal satmak asla ve asla caiz değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bundan nehyetmiştir. Medine-i Münevvere sokaklarında dolaşırken bir dükkanın önünden geçiyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Elini bir çuvalın içine daldırıyor. Buğday, arpa çuvalının içine. Üste kuru ürünler var. Ama ortaya doğru, alta doğru ıslaklar var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki bu nedir? Ya Resulallah oraya yağmur isabet etti. Peygamberimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam yağmur isabet eden yeri ıslak olan yeri çuvalın üstüne koysaydın da insanlar görseydi olmaz mıydı? Ve kıyamete kadar kulaklarımızda yankılanacak olan şu hadis-i şerifi beyan buyurdular. Men gaşşana feleysa minna bizi aldatan bizden değildir. Müteahhit de İslam'ı yaşayacak. Mimar da İslam'ı yaşayacak. Çiğ köfteci de İslam'ı yaşayacak. Şuradaki terziler de İslam'ı yaşayacak. Herkes İslam'ı yaşayacak. Sokaklarda, caddelerde, her yerde İslam. Sadece ile sadece İslam. Bu olacak kıymetli Müslümanlar. Yalan yere beyan yok. Malın özünü söylemeden satmak yok kıymetli Müslümanlar. Men gaşşana Bu bize bir tehdittir. Bizi aldatan bizden değildir. Aldatmayacaksın. Dikkat et. Belki sizin de dikkat ettiğiniz bir şey söyleyeceğim kıymetli Müslüman abilerim, kardeşlerim, hanım ablalarımız. Önceden Anadolu insanları o ustalar, şuurlu olan ustalar, ustalar bir şey dikkat ederlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, affınıza sığınarak söylüyorum. Hadis-i şeriften bir şey naklediyorum. Kıbleye karşı bevletmekten yasaklamıştır. Kıbleye karşı tükürmekten yasaklamıştır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama yeni yapılan rezidanslarda, yeni yapılan sitelerde, yeni yapılan binalarda hiç dikkat edilmeyen bir şey var. Oranın affedersiniz abdesthaneleri, tuvaletleri hep kıbleye bakıyor. Farkında mısınız? Demek ki mimar da İslam'a dikkat edecek, sünnet seneye dikkat edecek. Müteahhit de dikkat edecek. Önceden bunlara dikkat ediliyordu. Ama şu anda pek dikkat edilmiyor. Binalara önceden insanlar, köylerimizde çok var, kasabalarda çok var. Şehirleştikçe o ismi şerifi görememeye başladık. Malikül mülk, mülkün sahibi Allah Azze ve Celle. Evet mülkün sahibi Allah. Yakın zamana kadar hiç kimseyi evden çıkarmayan Allah Azze ve Celle. Şimdi de insanları korkudan eve sokmayan Allah Azze ve Celle. Mülkün sahibinin kum olduğunu anladın mı? Üç tane galerisi var, on tane dairesi var. On saniyelik bir depremde tuzla buz oldu. Ekmek kuyruğuna girdiğin zaman, battaniyeyi aradığın zaman, bir sıcak ateşin, odunun böyle yanan ateşin başına geçtiğimiz zaman, o zaman işte daha iyi anlıyor insan. Malikül mülk kim? Kim? İnsan unutuyor. Her daim hatırlatmak gerekiyor kıymetli Müslümanlar. O yüzden Elhamdülillahi Rabbil Alemin Fis serrai ve darrai ve fil afiyeti vel bela ve fil zahmeti ve rahmeti ve fil nimeti ve nikmeti Zahmette Allah'a hamdolsun. Rahmette de Allah'a hamdolsun. Hamd olsun. Nimet içinde yüzerken Allah'a hamdolsun. Nikmet, azap ceza geldiği zaman, nimeti kıstığı zaman yine Allah'a hamdolsun. Ve fil afiyeti vel bela, afiyetteyken Allah'a hamdolsun. Bela geldiği zaman yine hamdolsun. Fisserra ve darra. Genişlik anında Allah'a hamdolsun. Darlık anında da Allah'a hamdolsun. Kıymetli Müslümanlar. Hepimiz o toprağın altına tek başımıza ineceğiz. Vallahi o kadar ibret tablosu var ki. O kadar kerametler oldu ki. O kadar nakiller var ki. Anlatsak burada saatlerce gider. O çocuğun kelime-i tevhidi. Enkazın altında kalan on kat üstüne çökmüş. Maraş'taki o hafızın. La ilahe illallah Muhammed Resulullah sözü vallahi hala kulağımdan gitmiyor. Anladınız değil mi? İzlediniz değil mi kıymetli Müslümanlar? On kat üstüne çökmüş Rabbini zikrediyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bize bir hal oldu. Sıcak alttan ısıtmalı halılar, üstten ısıtma klimalar, imkanlar, nimetler şımardık. Efendi sözü var sımsıcacık halıların üzerinde Allah'ı zikretmezseniz Bosna Savaşı'ndan anlatıyor, Suriye'den bahsediyor. Ya o kapımıza gelse o zaman mı Allah'ı zikredeceğiz? Nimete hatırlayın. Allah'ın verdiği nimetleri hatırlayın. Ya eyyühellezine amenuzkuru nimetallahi aleykum. Ey iman edenler Allah Azze ve Celle'nin üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Nasıl Allah'ı zikrediyor çocuk? Kimisi şehadet parmayla gitmiş. Kimisi elinde tesbihle gitmiş. Temutune kema ta'işun. Yaşadığınız gibi ölürsünüz hadisi öyle bir tecelli etmiş ki Allah Azze ve Celle bir takım şeyleri bize gösteriyor. İki aylık bebek yedinci günde çıkarılıyor. Seni kim yedirdi? Kim doyurdu? Bu Allah'tan bize bir ibret tablosu gösteriyor. Bir muhabbet kuşu yavrular çıkmış yumurtadan altta. Yedi gün geçmiş muhabbet kuşu canlı bir şekilde çıkıyor. Yuhyi ve yumit. Yaşatan odur. Öldüren odur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ama tek başımıza ineceğiz. Aciziz değil mi? Bir ses bekliyoruz. Bir el bekliyoruz. Bir yardım bekliyoruz kıymetli Müslümanlar. Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki: "Kâle'l Hasanul Basriyyu." Hasan-ı Basri Hazretleri ilimde zirve, takvada zühte, teslimiyette, verada zirve olan isim Hasan-ı Basri. O diyor ki: "Yebne Adem, ey adam oğlu, temutu vahtek, tek başına öleceksin." Tedhulul kabre vahdek. Kabre tek başına gireceksin. Ve tub'asu Tek başına dirilteceksin. Ve bu vahdek. Tek başına hesaba çekileceksin. Yebne Adem, ey Ademoğlu kendine gel diyor. Tek başına. Bir takım şeyleri kaçırmayalım artık kıymetli Müslümanlar. Hikeme Atayi'de bir beyit var. Diyor ki, El fevtu eşeddu minel mevtih. O kadar güzel şeyler ki. Bunu ezberleyin kıymetli Müslümanlar. Hikem-i bir beyit, bir hikmet. Diyor ki el fevtu, fevt kaçırmak demek. Eşeddu minel mevti. Kaçırmak ölümden daha beterdir. Neyi kaçırmak? El fevtu. Namazı kaçırmak. Tövbeyi kaçırmak. Sahip bir itikadı kaçırmak. Sohbeti kaçırmak. Kur'an tilavetini kaçırmak. Dersini kaçırmak. ibadeti kaçırmak. Teslimiyeti, takvayı, tövbeyi kaçırmak eşeddu minel mevti ölümden daha beterdir. Bunu ezberleyelim. Şöyle ben söyleyeyim siz tekrar edin. El fevtu eşeddu minel mevti. El fevtu eşeddu minel mevti. Bu saydığımız güzellikleri kaçırmak ölümden daha beterdir. Daha beterdir. Kim okuyacak? Biri okusun. Buyurun abi. Maşallah güzel. Doğru okudun abi. Maşallah abi. Var mı abi başka? Buyurun abi. Maşallah. Şu anda hikeme Atayya'dan bir hikmet ezberliyorsunuz. Kabir Şerif'i Mısır'da bulunan o büyük saatin kitabından bir hikmet. Ama öyle bir hikmet ki saatlerce konuşuruz bu beyti. El fevtu eşeddu minel mevti. Devamı da var. Namazı kaçırmak, orucu kaçırmak, Ramazan'ı kaçırmak, gençlik, gençlik yıllarını kaçırmak, ehl sünnet vel cemaat itikadını kaçırmak. Bunu say da say. Eşheddü minel mevti ölümden daha beterdir. Bir hadiste delillendirelim mi bu hikmeti? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bir kimse ikindi namazını kaçırırsa sanki ailesini, çoluk çocuğunun malını, mülkünü kaybetmiş gibidir diyor. Bu hadis şerifi duydunuz mu? Kim ikindi namazını kaçırırsa sanki çoluk çocuğu ölmüş gibidir. Kaçırmış onları. Görüyor musunuz? El mevte. Li Çünkü fevt etmek, itikadı, namazı, abdesti, ilmi, gençlik yıllarını fevt etmek, kaçırmak, inkıta'un anil hakki, haktan kopmaktır, haktan uzaklaşmaktır diyor. Ama ölüm ise, vel mevte ölüm ise, inkıta'un anil halki. Ölüm, mahlukattan uzaklaşmaktır. Öldün, annenden uzaklaştın, babandan uzaklaştın, toprağın altına indin. Ölmek, mahlukattan Uzaklaşmak ama bunları etmek seni yoktan var eden Rabbinden uzaklaşmaktır. Hangisi daha beter? Seni yoktan var eden Allah'ın emirlerini etmek bu işte ölümden beterdir. El fevtu eşedtü minel mevti Tövbeden fevt olmayın, tövbeyi kaçırmayın. Hemen Kovacı Dede Camii'nin girişinde ve Eyüp Sultan Hazretlerimizin camisinin girişinde sağlı sollu bir şey yazıyor. Accilu bis salati namazı kılmada acele edin. Kablel fevti. Fevt etmeden önce, kaçırmadan önce. Anladınız mı şimdi kelimeyi? Geldi bak. Ve accilu bit tevbeti kablel mevti. Ölümse gelmeden önce tövbe etme hususunda acele edin. Fevt orada da var. Hem Eyüp Sultan Hazretlerimizin tam caminin ana kapısından girişte sağlı sollu. Kovacit caminin girişinde de yazıyor. Accilu bis salati kablel fevti. Ve accilu bit tevbeti kablel mevti. Bunlar hep oralarda yazıyor. Bunları fevt etmemek, Kaçırmamak gerekiyor. Bir noktaya daha temas edeceğim. Anlaşıldı ki mektubat buna vakit kalmayacak. Bakışlarınız da biraz değişmeye başladı sanki. Hocam ne zaman bitireceğim gibilerinden. Yalandan da olsa adam devam et ya. Kimseden ses de yok. Sivaslı abi gibi diyen yok mu? Sabahaga da buradayız diyen. Maşallah. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Kıymetli Müslümanlar. Bir konu daha var. O kadar önemli ki. Arama kurtarma ekiplerinden birisinde, yurt dışından gelenlerden Çinli olan birisi Müslüman oldu biliyorsunuz. Ve haber doğru yani. Tasdiklenmiş bir şey. Yani böyle sosyal medyada dolaşan bir yalan değil. Küfür enkazından kendisi kurtuldu. Küfür enkazından kurtuldu. Kur'an-ı Kerim buluyor. Oradakiler ona irşad ediyor, anlatıyor, etkileniyor. İman nuru bir kalbine geliyor. Kelime-i getirip orada Müslüman oluyor. Yusuf ismini almış değil mi? Abi elhamdülillah. Bu asıl o enkazdaydı. Aşağıdakiler şehit. Peygamberimiz öyle haber veriyor. Sohbetin başında bir hadis-i şerif okudum kıymetli Müslümanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Eşşuhede şehitler var ya Kam sötün beştir. Yani şehadet beş çeşittir diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. El mat'un tavun hastalığından ölen Veba hastalığından ölen bu şehittir diyor. İkincisi vel mebbun Karın batın karın ya karın hastalığından, iç hastalıklardan, kanserden ölen şehittir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncüsü vel gariku, garik, boğulan, boğularak ölen şehittir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dördüncüsü ve sahibul hedmi, göçük altında kalan, enkaz altında kalan şehittir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Beşincisi ve şehidu fi sebilillah, ilahi kelimetullah için gerçek manada okla, mızrakla, silahla, Cihad ederek şehit olan bir kimse hakiki manada şehittir. Ama sadece şehit o değilmiş bak. Boğulan da şehitmiş, göçük altında kalan da şehit. Karın ağrısından yani kanserden ya da farklı bağırsak hastalığı, mide hastalığı o şekilde ölen şehit. Aynı şekilde taun veba hastalığından ölen şehittir diyor. Allah'ın izniyle inşallah enkaz altında kalan şehit. Ama asıl enkazdan var. Farklı rivayetlerde öyle geçiyor abi. Hadis-i şeriflerin farklı metinleri var. Asıl enkazda olan, küfür enkazının içinde olan o Çinliydi. Allah onu kurtardı kıymetli Müslümanlar. Ve asıl musibet nedir biliyor musunuz? Bakın bu tarafta Allah Azze ve Celle seni şehit olarak huzuruna almak ister, imtihan eder, enkazın altında kaldırır, boğurtur, seni şehir, şehit olarak huzuruna alır. Ama asıl musibet nedir biliyor musun? Bakın binalar şimdi inşa ve ihya çalışmalara başlayacak doğru muyuz? Bir yıl içinde deniliyor kendine gelecek. Binalar yapılır, yıkılan yerler yapılır, yıkılan yollar yapılır, ama bir şey yapılmaz ve geri gelmez. Eğer ki bir insan deizm itikadıyla ölürse, ateizm itikadıyla ölürse, agnostik, Allah'ı inkar etme, yaratıcıyı inkar etme, bu kafayla giderse, bir insan küfür üzere ölürse artık onun hiçbir şekilde dönüşü yoktur. Ve asıl musibet dine gelen musibettir. Bunların hepsi bir şekilde ihya olur. Ama asıl musibet dine gelen musibet. Peygamberin sünnetine, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine, Kur'an-ı Kerim'e, mezhebe, ulemaya, evliyaya saldırı ve buraya gelen musibet vallahi en büyük musibettir. Size sahih Müslim'in şerhinde geçen, aynı şekilde meşhur kitap Şifa-i Şerif'te geçen bir şey naklediyorum. Arapçasıyla birlikte. İnne <Sessizlik> imraaten minel ensar. Ensardan bir annemiz. Uhud Savaşı'na çıkılacak Ensardan olan annemizin babası, kocası, erkek kardeşi Efendimizin ordusunun içine giriyor. İlahi kelimetullah için ordu Uğud'a hareket ediyor. Bineklerle gidiliyor Müslümanlar. Ve oradan dönüşte eğer atın üstünde sahibi yoksa, devenin bineğin üstünde sahibi yoksa, sahipsiz bir şekilde ordu geri geliyorsa, gören insanların aklına ilk gelen neydi? Bu atın sahibi şehit oldu. Çünkü atın üstünde yok. Bu atın sahibi, bu devenin sahibi üstünde yok. Bomboş bir şekilde geliyor. Şehit oldu. Ya da ağır yaralı. Bir çadırı alındı, bakım yapılıyor. Tedavi oluyor. Bu annemizin, ensarda olan annemizin babası, kocası, erkek kardeşi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birlikte Uğud'a gidiyor. Savaş bitiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yarası ve 74 şehit Uğut meydanına defnedildikten sonra Efendimizin mübarek ağzı kanıyor, dişi kanıyor, miğfer yüzüne batmış kanıyor. Aslan ı Hüksin etrafını çevirmişler. Birçok sahabe yaralı Medine-i doğru dönüyorlar. Ensardan olan bu annemiz ordunun önüne atlıyor. Onu görenler diyor ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun Allah'tan geldik Allah'a dönücüleriz. Başın sağ olsun Allah sana sabır versin. Baban Uhud meydanında şehit oldu. O annemizin ağzından çıkan ilk cümle inna lillahi ve inna ileyhi raciun oldu. Daha sonra ikinci cümlesi. Bakın ağlamak yok. Çığırmak yok. Feryat, figan, isyan yok. Ağzından çıkan ilk cümle eyna Resulullah. Peygamber aleyhissalatü vesselam nerede? Babamdan bahsetmeyin onu gösterin. Ma faale Resulullah. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Bana peygamberi gösterin. İkincisi diyor ki başın sağ olsun İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kocan da şehit oldu. Üçüncüsü diyor ki başın sağ olsun erkek kardeşin de şehit oldu. Yani hanede erkek kalmadı. Kastamonu'ya Cide'ye giderken kıymetli Müslümanlar yolun sağ tarafında kalan bir köy var. Tabelasında resmi olarak ismi Ersizler Köyü. Bilmiyorum içimizde Kastamonu'lu kardeşimiz var mı? Ersizler Köyü. Evet Kurtuluş Savaşı'nda köyün bütün erkekleri oradan çıkmış. Hiçbirinin bedeni yani hiçbiri köye geri dönmemiştir. Köyde sadece kadınlar ve çocuklar kalmıştır. Köyün adına savaştan sonra Ersizler Köyü denilmiştir. Ara sıra Balkanlara vazifeli olarak gideriz. Priştina Kosova'nın başkentidir. Ve Priştina'ya çok yakın bir yer vardır. Aynı Eyüp Sultan Hazretlerimizin olduğu yer gibi. Aynı Üsküdar gibi camileriyle, çeşmeleriyle, hanlarıyla, hamamlarıyla meşhur olan bir şehir. Ve Kosova'nın en meşhur şehirlerinden Prizren ili. Prizrenin bir buçuk saat yukarısında bir kasaba, bir köy var, yayla var. Oraya Boşnak Köyü'ne gittik sohbet yapmak için. Oraya çıktık kıymetli Müslümanlar. Kasaba büyük, köyün yerleşimi çok fazla. Bir cadde var, tabelada Çanakkale Şehitleri Caddesi yazıyor. Şaşırdım. Ya burada Çanakkale Şehitleri Caddesi ne alaka acaba? Hemen yanımdaki abiye sordurttum. Boşnak, köy boşnak. sohbet edeceğim. Boşnakça o abimiz işte tercüme edecek vesaire. Sordu. Bu niye buraya bunu astınız tabelaya? Çanakkale şehitleri tabelası. Kosova'nın Prizren ilinin ona bir buçuk saat mesafede tepelikteki bir yaylasında orada Çanakkale şehitleri caddesi var. Sorduğumuzda dediler ki bu köyden 90 kişi Çanakkale savaşı başladığı zaman da Müslüman kardeşlerimize halifenin emriyle Osmanlı'nın emriyle bu emri bunlara geldi. Bunlar 90 kişi bizim köyden abilerimiz, babalarımız, dedelerimiz bu yoldan gittiler. Arkasından aileleri onlara el salladılar. Ağladılar ağlayarak onları cepheye yolladılar. Ve bu 90 kişi geriye dönmedi. Ondan buraya onların yürüyüp gittiği bu yola Çanakkale Şehitleri Caddesi konuldu. Nerelerde var neler var görüyor musunuz kıymetli Müslümanlar? Bu annemiz babasını kaybetmiş. Kocasını kaybetmiş. Erkek kardeş, kardeşini kaybetmiş. Hanesinde erkek kalmamış. Belki yük taşıyacak. Ona erzak getirecek bir erkek kalmamış. Ama Baban öldü, eyne Resulullah diyor. Peygamberi gösterin, peygamber nerede? Kocan öldü, eyne Resulullah, ma faala Resulullah. Peygamber ne yaptı? Peygamberi bana gösterin. Daha sonra kalabalıktan peygamberimizi göremiyor. Etrafında ashab-ı güzin efendilerimiz var. Onlara dedi ki ne olursunuz bana peygamberi gösterin. Enzuru ileyhi, ona bir bakayım. Açıldı sahabe-i kiram efendilerimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaralı kıymetli Müslümanlar. Resulullah aleyhissalatu vesselamla ensardan olan bu annemiz göz göze gelince ensarda olan annemiz Efendimiz'i yaşıyor olarak görünce ağzından çıkan cümle neydi biliyor musunuz kıymetli Müslümanlar? Muaddislerimiz bunu sayı müslümin şerhine yazarken gözyaşlarıyla mürekkepten sanki kan damlıyor. şifa Şerif'te o yazılırken bu ağlayarak yazılıyor. İbare şu. Ya Resulallah aleyhissalatu vesselam fedake ebi ve ümmi anam babam sana feda olsun ya Resulallah sen yaşıyorsun ya sen hayattasın ya. Sen ümmetin başındasın ya. Kullu musibetin ba'deke celalun. Bundan sonra bana bütün musibetler küçüktür ya Resulallah. Babam ölmüş, kocam ölmüş, erkek kardeşim ölmüş, oğlum ölmüş. Ya Resulallah bunlar küçük. Sen hayattasın ya elhamdülillah. Resulullah'ın sünneti hayatta kalırsa, ayakta kalırsa, onun mübarek sözleri bütün meclislerde, cemiyetlerde okunursa, onun emanetlerine sahip çıkılırsa, onun peşinden giden müştehit imamlarına sahip çıkılırsa, ulemaya, evliyaya sahip çıkılırsa, oraya musibet gelmezse evi inşa edersiniz, bina yaparsınız kıymetli Müslümanlar. Bir şekilde yaparsınız. Ama dine musibet gelirse, Kur'an'ın elinden alınırsa, itikadın bozulursa, vatanın giderse, eli sünnet ve cemaat itikadın giderse seni artık kimse kurtaramaz. O yüzden en büyük musibet Dine gelen musibettir. Allah dinimize musibet uğratmasın. El-Sünnet ve el-Cemaat'e musibet uğratmasın. Amin. Medreselerimize, tekkemize musibet uğratmasın. Şarşafı ı Şerifli bacılarımıza, bütün müminlere, müminata, ihvana musibet uğratmasın. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Amin. Yani anlatacak çok şey var ama bırakalım. Burada bırakalım kıymetli Müslümanlar. Sonra kızarsınız bize. Kitap dağıtımı var herhalde. 10 tane çekeceğiz değil mi? Karıştıralım. İki izim yaz yazan yok değil mi? Evet, okuyoruz. Ömer Salihoğlu. Esna